Evet, bugünkü konu senin konun. Sen seçtin konuyu. Bugün konuyu ben seçtim. Seviyorsan git konuş. Evet, git konuş bence. Seviyorsan yok herhalde. Sevmiyorsan da git konuş yani. Tabii. Yeter ki git konuş. Temel Aynen. amacımız gidip konuşmak. Evet, bugünkü amacımız gidip konuşmak. Bugünden sonra konuşmayan kalmayacak bu Okan. Konuşmayan kalmasın abi. Peki, Sen o zaman. hazırlandın mı yine? Vallahi ben bu sefer hazırlanıyordum. Bu konuşacağım yerde bıraktım hazırlanmayı. Niye? Her konu Sınava. aynı yere çıkıyor. Bir bakalım yine sebebi ne çıkacak bunun? Çocukluk mu? Şemalar mı? Çocukluk, toplum, aile. Ya üç tane temel şey var abi. Şema var mı şema? Şema var. Şema var bu hocam. Sen Çok şema çok kötü. seversin. Çok kötü şemalar var. Yine mi şema var ya? Tabii. Ya Vardır konu tabii. hep aynı yere bağlanıyor abi. Bir şey yapamıyorsan önce bir çocukluğa bakman gerekiyor. Konu orada oluyor. Orada bir şey çıkmazsa ailede çıkıyor. Orada çıkmazsa en kötü topluma bağlıyorsun. Bir şekilde yayın akıyor kendi kendine. Vallahi yayının şifresini verdin, bir şey Evet. oldu. Evet. Sen hazır mısın? Sen hazırlandın mı? Ekstra bir hazırlık yaptın mı? Hayır. Ekstra bir hazırlık yapmadım. Yapmadın. Zaten sen bu konuyla ilgili isteklisin. Bakalım neler diyeceksin bu gibi konuşmayla Evet, ilgili. Sen konuştuğun faydasını gördün ama değil mi? gördüm. Abi Ondan konuşma çok faydalıymış ya. çok Doğru. faydalı, çok faydalı Ben abi. senden biraz burada feyiz aldım. Sağ ol. Sonra sevgili psikoloğumdan da destek aldım burada. İkiniz aynı şeyleri söylüyorsunuz zaten. Sen artık bir belge al bence yani. Evet. Benim artık bir belge alma zamanım geldi de ben terapi yapamam gibi geliyor bana ya. Yapma Aynen. Benim hastalar da hasta abi. kalsın abi. Herkes iyileştireceğin diye bir şey yok ya Tabii abi. canım. Benim de onca psikologdan bir farkım olsun ya. Mesela şey yapabilirsin. Tanı koyabilirsin sadece. İlla tedavi edeceğin diye bir şey yok ki. Tabii. Ya ben hızlı tanı koyayım. Mesela tanıyı hızlıca koyayım ben. Tanıyı Ondan koy bırak sonra abi. Kim tedavi edecek? meslektaşlarım Etsin. tedavi etsin yani. Tedavi kolay zaten. Önemli olan tanı. Tabii. Çok doğru. Çok Mesela doğru. benim aşk doktorluğum da oradan gelir. Benim çok tedavim iyi değildir. Tanım iyidir benim. Bilirsin yani. Tabii. Aynen. Kesinlikle. Mesela deli. Ondan sonra karşı cinsten hoşlananı. Aşık olmak isteyen direkt tanırım yani. Hemen anlıyorsun. Ya bu konuda doğal bir yeteneğin var bu konucuğum. Var. Ya ben senin deli tanımına çok güveniyorum mesela. Deliyi ilk sen tanıyorsun. Bu deli diyorsun. Tanırım. Biz onu anlayana sen hemen 2-3 dakikada şılım Bir şılak çözüyorsun deliyi. deliyle deli olurum. Çok güzel. Tabii. Deliler sana bulaşamıyor bir de. Öyle bir özelliğin var. Sopamızı saklıyoruz Tabii. görünce. Deli seni görünce canı sıkılıyor. Aa bu da mı Canım gelmiş diyor. ya diyor. Nereden bulaştın bunu diyor ya. Tabii. Evet sevgili Volkan hocam, o zaman yayınımıza başlayalım. Haydi ufaktan başlayalım. Sen güzel bir girizgah yap. Girizgah yapayım. Geçen hafta iki kere dinleyicilerimize Evet. dinlemişim. Onu sonra şeyde kestim, podcast'te kestim de tabii YouTube'da kesemedik. Altın makas mı yaptın? Evet orada kestik, o güzel oldu. Evet girişimi yapıyorum o zaman ben, hazır Yap. mıyız? Hazırız abi. Evet sevgili izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz. Body Talks'un Dile Kolay 49. bölümü. Git Konuş Bence'ye hep beraber hoş geldik. Sevgili Volkan hocam sen de hoş geldin. 50. Hoş bulduk bölüme abi. bir bölüm kaldı. Vay be. Çok çekmişiz ya. Çok çektik ya Volkan. 50 neydi ya? 50 Bu bölüm arada gerçekten. 19 Mayıs'ta doğum günümüz olacak. O da var yani, hepsi arka arkaya geliyor. Aa, ilk yayın 19 Mayıs mı? Tabii. Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizim Türk milletin armağanımız oldu Body Talks. Bizim ilk podcastler banttı değil mi? Canlı kaydetmiyorduk sana. Yok canlı yok. Onların hepsi podcast'ti. Banttan yayındı. Ama canlı gibi tek seferde çekiyorduk yani. Evet tek seferde çekiyorduk. Yani bizde o doğal bir yetenek vardı yani. Akıyordu Maşallah. yayınlar. Maşallah hocama. Maşallah. Şimdi 50. bölüm için iyi bir şey düşünmemiz lazım. Bir yandan da izleyicimiz alttan yorumlarını yazsın. İstek yazsınlar. 50. bölümde ne Bir istersiniz? sonraki bölüme. Bir sonraki bölüm 50. bölüm. Özel olacak bu Okan. Çok güzel. Hadi Şimdi alalım gelelim. bakalım Git tavsiyeleri. konuş bence. Alttan biz tavsiyeler alalım. Hatta bu hafta anket de yaparız Instagram'dan. 50. bölümde ne konuşulsun istersiniz diye. Ona göre herkesin istediği bir konuda hazırlığımızı yaparız. Bilgilerimizi sunarız. Şimdi Tamam. git konuş bence'yi Volkan hocam özellikle seçti. Volkan hocam seçtikten sonra da daha bugün sabah da bir sohbette ben konusunu geçirdim. Ben de bu alanda hala iyi olmadığımızı düşünüyorum Volkan hocam. Ben hem şahsi hem de çevremizin bu konuda evet zayıf olduğunu düşünüyorum. Kendimin de zayıf olduğunu düşünüyorum. Ben de zayıfım. Ben de kendime Ben de şu anda bir zayıfım. öz eleştiri yapayım.
Yani şöyle, şimdi git konuş bencenin alanlarına bakacağız. Hangi alanlarda diye. Sevme, hoşlanma, romantik ilişkiler kısmı var. Orada fena değiliz. Geliştik. Ama gençliğimiz çok kötü. Yani benim gençliğim çok kötü biliyorsun. Masadan kovuldum ben. Arkadaşlarım dalga geçti benimle. Ama diğer alanlarda da yani arkadaşlıklarda, iş ortamında veya romantik ilişkilerin evlilik boyutunda falan yine her şeyi konuşmuyoruz. Tabii tabii. Her istediğimizi söylemiyoruz. Her düşündüğümüzü söylemiyoruz. Özellikle dolayısıyla olumsuzsa da, hiç söyleyemiyoruz. Evet. Evet. Hele ki olumsuz olacağını düşünüyorsak. Bu arada olumsuz da bakış açısı. Tabii. Yani ona biz diyoruz olumsuz diye. Yani aslında bilmiyoruz olumlu mu olumsuz mu da. Biz Bravo. Ona olumsuz demeyi alışkanlık haline getirmişiz. Bugün bunu konuşacağız. Ama genel olarak hep beraber bir gelişim alanımız var. Evet. Bu yayınla beraber birçok izleyicinin de bu alanda gelişeceğini düşünüyorum. Biz de gelişeceğiz. Yine Body Talks'un ilk faydası bize olacak. Ben daha mesela konuyu bulur bulmaz gelişmeye başladım. Başladın. Sen hemen gittin konuştun. Hemen faydasını gördün. Bundan sonra daha da faydaları artarak katlanarak devam edecek. Evet abi. Şimdi ben git konuş benceyi hangi alanlarda kullanıyoruz diye izleyicilerimize sordum. Önce bir izleyici girdilerini alalım yayına. Gelen cevaplar şöyle. Başkasına olan öfkesini izleyicimize anlatmış bir arkadaşı. O da git konuş bence demiş. Yani başkasıyla olan bir duygusunu diyebiliriz. Bir izleyicimizin babası 40 yıllık eşi olan annesiyle ilgili bir sorununu anlatmış izleyicimize. O da git konuş demiş. Duyguyla beraber bir sorun geldi. Sevgilisinden ayrılamayan arkadaş var Volkan hocam. Ayrılmak istemiyormuş. Ayrılmak istiyormuş da kıyamıyormuş. Üzülür diye konuşmak ya. O da git konuş ayrıl demiş. İşiyle ilgili bir sıkıntıyı anlatmışlar izleyicimize. O da bu sıkıntını git konuş demiş. Evet. Bir tane izleyicimizin müdürü çalışanları sendikaya üye ol diye zorluyormuş Türk filminde gibi. O da bunu bir arkadaşına anlatmış. O arkadaş da ona demiş git konuş bence diye. Eski sevgilisini unutamamış. Bizim çok iyi bir izleyicimiz bu erkek. Git konuş demiş. Gittim ama konuşamadım demiş. O da çok melankolik. İçim cız etti. Gitmiş ama diyememiş. Seviyorum. Diyememiş. Bak yine benim aklıma bir şarkı geldi. Ya bu benim spontan şarkı gelmelerim ne olacak ya? Hemen bir şarkı geliyor aklıma ya. Abi sen gerçekten jingle gibi alttan hemen basıyorsun bizi ya. Vallahi gitme kal diyememiş ya. Sen bir şey diyordun orada benim jingle'ım girdi araya. Ya Zafer Peker dedim lan. He Zafer Peker dedim. Şimdi yani Volkan hocam bizim izleyicimize bizlere olduğu gibi hem git konuş denmiş. Onlar da sanki kendileri çok iyi gidip konuşuyormuş gibi onlara gelenlere akıl vermişler. Git konuş demişler. Durumlarımız böyle. Yani iş ilişkilerinde var, arkadaşlık ilişkilerinde var. Özel romantik ilişkilerde özellikle bu hoşlanma ve ayrılma kısımlarında çok var. Çok var. Önce bir mevcut durumumuzu tespit edelim. Çok güzel. İş dedik, çok arkadaşlık dedik, özel romantik ilişkilerin hoşlanma kısmı dedik. Yine izleyiciye sormaya devam ettim ben. Neden gidip konuşamıyorsunuz dedim. Neden yani? Biz konuşamıyoruz da siz neden konuşamıyorsunuz dedim. Ön yargı, terslenme korkusu, çekingenlik, heyecan. Aynı kişinin cevabı bu. Bu hiç konuşamamış yani. Evet o hepsini zaten çatı altına almış. Almış. Gurur. Gurur. Açık açık konuşursam sanki karşı tarafa yenilirim, ezik görünürüm. Evet bugün ben de düşündüm bunu yürürken. Evet. Gurur ve yine kendi kafasındaki düşünceler, bakış açısı diyebiliriz buna. Plan da var. En büyük başlığımız bu olacak, bu Volkan hocam. Reddedilme korkusu, reddedilme travması. Tabii tabii. En büyük başlığımız bu olacak. Biz neden reddedilmekten korkuyoruz? Karşı tarafı kendinden büyük görme. Yine sıkıntılı ilişkiler. Çocukluk dönemine inmedi. Tabii yok, bağımlılık var burada işte. Yani onu daha büyük görüyor. Yine o narsizm ve bağımlılık ilişkisi yine karşımıza çıkıyor burada. Konuşmaya değer mi diye düşünüyorlarmış. Ne gerek var diye mi yani? Evet yani hem ne gerek var diye hem de işte bir sıkıntı çıkmasın, aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey diye. Evet bir bu de, da var. Tabii söylediklerimizin karşı taraf için bir değeri olur mu diye kendini değersiz hissetme var. Hep bak şemalardan gidiyorsun yani. Hep şemalardan gideceğiz. Yani yine diyecekler ki Doğan Hoca, Volkan Hoca bunu çocukluğa bağlayacak. Ama
Oraya bağlanıyor. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Abi Şimdi her şey biz çocukluğa bağlanıyor. Önemli olan kendimizi bu yolda ne kadar ileriye gidebildik, evet. yolu ne kadar kat edebildik, yola çıktık mı? Bunlar önemli Doğan abi. Bunlara bakacağız. Şimdi Volkan hocam, durumumuzu biz böyle bir ortaya koyduk. Gidip konuşmada sıkıntımız var. Hangi alanlarda var? Onları saydık. Her Neden alanda. Var? İzleyicinin yorumlarını dinledik. Şimdi ben bir sana soracağım. Sonra kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Sence neden gidip konuşamıyoruz? Senin fikrin nedir? Abi benim burada kilit kelimem varsaymak. Güzel. Varsayıyoruz. Romantik ilişkiden gidelim. Açılamadığımız bir karşı cins var. Hoşlandığımız birisi var. Karşı cins de demeyelim. Ona gidip kendimizi açmaktan korkuyoruz. Reddedilme korkusu var değil mi işin içinde? Kendimizi evet. işte küçük görme var. Ondan sonra ya söyleyeceklerim değerli mi var? Bunların hepsi ne abi? Bunların hepsi bir varsayım. Hı-hı. Sen söyleyeceklerinle ilgili bir varsayımda bulunuyorsun. Ya beni reddederse. Ya beni hor görürse, ya beni küçük düşürürse. Ya düşürmezse. Yani neden varsayıyoruz değil mi? Hani gidip bunun sonucunu canlı ağızdan öğrenmektense, birebir yaşamaktansa varsayıyoruz. Benim burada kilit cümlem varsaymak. Varsaymayalım. Harekete geçelim bence. Her konuda. Sadece romantik ilişki olmasın bu. Hele romantik ilişkiyle gidelim hadi. Yolda gördün ya da birisiyle tanışmak istiyorsun Doğan abi. O kişiye Evet. gidip ya ben senden ilk görüşte etkilendim. Seni beğendim. Ve seni biraz daha tanımak isterim. Bununla ilgili de bir iletişimde kalabileceğimiz işte Instagram kullanıcı adın olur. Twitter kullanıcı adın olur. Telefonun olur. Böyle bir iletişim kontağını bana verip benimle biraz daha vakit geçirmek, beni tanımak ister misin diye sormak sorusundan sana ne gibi yanıt gelebilir? Hayır. Hayır. Ya da evet. Ya biz bunu varsayıp işte bu bana hayır der ya da bu beni küçük görür, hor görür varsayımlarıyla yola çıktığımız için harekete geçemiyoruz. Burada hayır cevabını alsak ne olur? Peki buradaki benim sorum şu. Biz burada hayır cevabından mı korkuyoruz? Hayır cevabının toplumda veya arkadaş çevresinde ki yansımalarından mı korkuyoruz? Benim şahsi korkumu soruyorsam bununla ilgili harekete Evet. geçemiyorum diye ilgili ben toplum tarafındayım. Ben de ama orta bunu taraftayım. Muhtemelen kendi içinde de yaşayan bir tarafım da vardır. Bunun iki dengesinde yaşayan vardır. Yani bu tek bir cevaplık ya da %100 o tarafta değildir bence. Yani uzmanlar daha iyi bilir ama en azından benim hissettiğim öyle. Benim birincisi liseden örnek verelim. Biliyorsun bizim lise dönemimizde çıkma teklifi vardı Doğan abi. Çıkma teklif ediyordun yani. Benimle çıkar mısın? Aslında Çok kötüydü çok o ya. Onu net bulanın Allah söyleyeyim. Mezarında ters gelsin inşallah. Şimdi orada hayır yedin mi dönüyorsun etrafında işte bizim Deryalar, Cüneytler, Raşitler onlar etmedi. Gülüyor. Senle bütün merdivende 20 Gülüyor. Tane abazan adam seninle dalga geçiyor. Evet. Tabii ama şimdi bana da sen güldün Volkan. Gülmüştüm. Masalardan kovduklarında bana da sen güldün. Arkadaşlarımız evet, güldü. Ben de güldüm. Sen de güldün. Abi. Yapmışım yani biz, da. Sen de çok Hayır, eski arkadaş olduğumuzda. Sadece bana yapılıyor demiyorum ki yani. Tabii. Hepimiz bu toplumun içindeyiz. Ben, yani de seni suçlamıyorum yani. Yani gülenlere örnek olarak söyledim. Yoksa gülmende Doğru. hiçbir sıkıntı yok. Doğru. Ondan sonra ilk neden benim korku nedenim buydu yani. Hani oradaki o şeyi istemiyordum. O yüzden hep garantiye giderdim ben yani. Hep sonucunun evet olduğunu bildiğim sorular sormaya doğru ya da romantik ilişkilerimde böyle tekliflerde bulunurdum. Yine iş hayatında da durum fark etmiyor bence. Yine aynı şey. Varsayıyoruz. Soracağımız soruyla ya da söyleyeceğimiz cümleyle ilgili bir varsayma var. Bunu söylediğimde ya böyle derse, ya böyle düşünülürse, ya toplum beni böyle yargılarsa, ya ben kendimi küçük hissedersem. Abi bir de öbür taraf var. Ya hissetmezsen? Bu sefer kaybettiğim bir şey var bu soruyu sormamakla ilgili. Ya da bu adımı atmamakla ilgili. Bir de o tarafından bakmak lazım bence işin boyutuna. Burada faydaya zarara bakmak lazım. Bu sana ne kaybettirir? Ne hissedersin en kötü? Diye düşünmek lazım diyorum ben. Böyle küçük bir giriş yapayım Doğan abi. Çok güzel bir giriş yaptın. Bunun bilimsel bir şeyi var ama sen bunu çok güzel anlattın. Ben bunu bilimle birleştireceğim. Lütfen. Birazdan. Şimdi Volkan hocam ben bununla ilgili çalışmalarımı yaptım. 3 tane kendim madde çıkardım. Daha doğrusu 2 tane temel madde. Diğer ikisi birbiriyle birleşik. Bunlar tamamıyla yine bizim yani benim bu konuyla, Body Talks'un bu konuyla ilgili gözlemleri.
Şimdi neden biz gidip konuşmuyoruz? Bir, benim ilk gözlemim, zaten hep söylerim. Biz iletişim yapmayı bilmiyoruz. Zaten yıllarca bize yanlış da öğretildi iletişim. Dolayısıyla nasıl iletişim kuracağımızı bilmediğimiz için de gidiyoruz bunu arkadaşımıza anlatıyoruz. Türkiye'de biliyorsun çok yaygındır bu. Hep dolaylı iletişim ve imalı iletişim kullanılır. Tabii. Viagra'yı da öyle alıyorsun ya eczaneden bir Tabii arkadaş. arkadaşın istiyor diye alıyorsun. Mesela ailen sende bir şeyi beğenmez. Hani bunu direkt söyleyeceğine, ya Volkan senin biz derslerini beğenmiyoruz diyeceğine, ya seni bir arkadaşınla kıyaslar veya şey Kıyas. der. Aferin oğlum, topçu olursun sen. Tamam. O da bir meslek gibi. Böyle hani doğrudan söyleyeceği şeyi dolaylı yoldan hem seni biraz kırarak hem hevesini azaltarak söyler. Ama doğrudan söyleyemez. Ya oğlum biz seni çok seviyoruz. Bizce de bizim işte bu sınırlı kafamıza göre de okumak önemli. Sen de keşke okusan, biz mutlu oluruz diyemedikleri için böyle imalı şekilde sana laf sokarlar. Öğretmenler yine aynı şeyleri yaparlar. Yine ben aynı gruba sataşacağım sürekli. Sataş. Aynen. İşte ödevini yapmazsın, farklı şeyler var. Zaten biliyorsun ülkemizde hepimizin sosyal fobi sahibi olmasında acaba öğretmenlerin, özellikle de eski öğretmenlerin ne kadar payı var? Hep Çok. beraber bir düşünsünler. Tabii canım, yani 3-5 kişiyi bir arada görünce bir çıkıp sunum yapma, konuşma hepimizin fobisi yani. Fobisi. Yine ayağa kaldırma sözlü sistemi nereden geldi? Şimdi ayağa kalk bakalım Volkan diyor. Kalkıyorsun. Anlat bakalım Karlofça'nın maddelerini. Hocam diyene kadar orada bütün sınıf gülüyor abi. Evet, gülüyor. Gülüyor. Oğlum diyor, senin saçların niye uzun diyor. Geliyor şuradan, çekme vardı biliyorsun. Favoriden söyle. Favoriden çekiyor, gülüyor. Müdür yardımcısı çeker onu genelde. Evet, Müdür de çekmez. dolayısıyla bizim ülkemizde ciddi bir, hani o travmalara birazdan geleyim. Reddedilme ve sosyal fobi travmalarını, ama iletişim bozukluğu var. Ben gidip konuşamamanın birinci sebebini iletişim bozukluğu olarak görüyorum. Biz hala, ben de dahil, sen de dahil, doğrudan iletişime tam geçemiyoruz. Tabii. Çocuklarımızla tam geçemiyoruz, arkadaşlarımızla tam geçemiyoruz, iş hayatında geçemiyoruz. Yani bir insana, ya ben senin işini beğenmedim, şu yaptığın, gönderdiğin dosyayı beğenmedim demeye hala bin bir türlü kılıf arıyoruz. Yanından, sağından, solundan dolaşıyoruz ama net şunu diyemiyoruz ya. Ya senin görevin bunu göndermekti ama senin bu gönderdiğin dosyayı ben beğenmedim diyemiyoruz yani. Abi bırak dosyayı, kurumsal hatı. Evine bir tane elektrikçi çağırıyorsun, tesisatçısı çağırıyorsun. Ona Evet. söyleyemiyorsun ya. Bırak kurumsal hayatı yani. Para verdiğin adama yani o işi yapmasın. Diyemiyorsun. İş Arkasından iyi. söyle. Bok gibi iş yaptı, yerinde kal diye. Değil mi? Arkasından Ya söyle. mesela ustaya olmadı bu. Senin elin kötüymüş de sen, adam ayıp oluyor ama Belki de. kendini geliştirecek yani adam. Ya da düzeltecek onu gelip. Evet. Ama diyemiyoruz. İyi iyi usta, eline sağlık diyoruz. Gidince arkasından Arkasından. sana mesaj atıyorum. Şunun yaptığı işe bak diye. Tabii. Ya bu çok büyük bir alışkanlık. Ya dediğin gibi yani arkasından şikayet etme de bir alışkanlık. Bak bunu ben yaptığımı da şimdi fark ettim ha. Hemen sana mesaj atıyorum ben. Abi arabanın curasını yapamadılar. Usta geldi mahvetti. Söyle adama. Söyle, adama söyle abi. Ben mi tamir edeceğim senin evini? Gene Evet. oradan mı yapayım? İşte bu doğrudan iletişimle ilgili çok ciddi bizim geçmişten gelen eksiklerimiz var. İletişimi zaten öğrenmedik. Üniversitede de öğretilmedi bu. Anca iş hayatında veya şimdi kendini geliştiren insanlar tek tük bir şey okuyorlarsa oradan geliştiriyorlar. Dolayısıyla ilk alanımız bu diyorum ben. İletişim bozukluğu. Gidip konuşamamakta. Tabii, Senin kesinlikle dediğin o. her alanda. Senin mesela biz küçükken çıkma vardı ya. O iletişim bozukluğu abi. Bak sen ne, şimdi bunun üzerinden gidelim. Mesela Volkan benimle çıkar mısın? Niye diyorum abi ben? Volkan çok Evet. hoş bir çocuksun. Ben seninle birlikte olmaktan hoşlanıyorum. Seninle vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Ben bu cümleleri kurabilirdim küçükken. Nereye kuruyorsun abi bu cümleleri? Hayır, O vallahi zaman kurardım. Biri kursak seni öğretseydi bana. okuldan atarlardı. Bunun içine Ha. şeytan kaçmış diye. Ya öyle de, ama diğer türlü daha zor değil mi Volkan? Sürekli Abi heyecanlanıyorsun. kesinlikle öyle Bir de. dakika, sana bir şey söyleyeceğim diyorsun. Yani bir saçma sapan girişler yapıyorsun. Benimle çıkar mısın? Ya Özete bu ne? geçiyor orada. Bu ne salakça bir iletişim yöntemi ya? Evet. Biz öyle büyütüldük artık. Yapacak bir şey yok abi, ona ne yapalım? O da Oldu. iletişim bozukluğu. Tabii ki. Çok ciddi bir iletişim bozukluğu yani. Evet. Ya mesela ben seninle vakit geçirmekten hoşlanıyorum demeyi niye biri kalkıp da öğretmedi bize ya? Benim kaç yılımın yine katilleri, bak kaç yılım gitti benim ya. Ya benim biliyorsun Volkan hocam lisede falan hiç öyle doğru düzgün bir hoşlanma, ilişki, temas yok. Şimdi bakma sen, ben burada pat pat konuşuyorum, tak 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 arka arkaya konuşuyorum da geçmişimi sen biliyorsun benim. Ben lisede hep reddedilme. Daha doğrusu hani birine
Hoşlandığımı da tam söylediğimi hatırlamıyorum. Bir tane kız arkadaşım vardı benim lisede. Lisede. E tabii o da bir iki hafta sürdü herhalde. Emel diye bir kız vardı. Sen Kimdi o bilmezsin ya? onu. Yok. Aa. Senden önce o. Seni tanıdığım dönemde yoktu. Ya bak benden sonra açıldın Evet senden sonra açıldım. O sen. üniversite dönemiyle o isim vereceğim Fulya ile başlayan enerji ondan sonra bir şekilde aktı, aktı, gitti. Ama üniversite yine üniversitedir değil mi? Üniversite 1-2 falan. Tabii. Zaten sonra biliyorsun 3'te 7 yıllık ilişkim başladı benim üniversite 3'te. Uzun ilişki serüvenine başladı da olabilir. Başladım, başladım. Üniversite 3'te 7, başladım. 9 diye şeklinde gitti. Artıra artıra gittin yani. Tabii, ilişki kariyerine bak. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte bu benimle çıkar mısın kelimesine gelecek hayır cevabı. Daha doğrusu ben bu hayırlardan korkmam. Bana ne hayır dense. Ama Dalgada. arkadaşların hep gülüyorlar ya. Hep gülüyorlar. Şimdi peki? Şimdi Volkan hocam hiç var ya düşündüğüm her şeyi şılaks diye söylerim. Ya mesela söyledin bir ortamdasın. Evet. 10-12 kişilik arkadaş grubunda Evet. öyle beğendim birisinde. Söyledin duygularında. Masadakiler de arkadaşlarına sana vaa diye güldü. Gülsün. Bekledin ve güldüler. Ne hissedersin? Valla şu an hiçbir şey hissetmem Volkan. Öyle mi? Hiç Hiçbir şey sıfır. hissetmem. Ha, hiç sıfır. Ama bundan 3-4 sene önce biliyorsun ani gülmeler her masada gerginlik çıkarıyordu. Ama ben kendim ani gülünce geriliyor muydum bilmiyorum ya. Ben öyle, hani böyle çok nadir gerilmişimdir. Genelde gerildiğimi hatırlamam. Bana çok gülündü çünkü. Saçlarıma bile biliyorsun. Bir saat güldünüz ya saçlarıma. O neydi ya? Abi o Emre Fidan dedi Tarık Akan'a mı dedi? Sen mi dedin biriniz Tarık Akan gibi olmuş diye? Ya bir masa, bir saat bir insanın saçına güler mi ya? Ya burada psikoloji anlatıyoruz, travma anlatıyoruz ya. Böyle büyük sınav mı olur ya? E tamam da abicim yani tamam bir dakika, 2 dakika gül ya. Bir saat güldür mü ya? Harbi neydi o ya? Bizim de gülecek bir şeyimiz yokmuş demek ki abi o Yokmuş zaman. abi sizde de dengesizlikler var benim Evli değil dengem. miydik o zaman? Evliydik ondan E herhalde. tamam Sinir ondan işte. boşalması oldu herhalde. Sinir boşalmış. Yani Sana denk şimdi gelmiş yani. Volkan benim şu an çok açık söyleyeyim mi? Bak bu konuda biraz iddialıyım. Benim şu an toplumun düşünceleri, buna sen de dahilsin toplum olarak, zerre umurumda değil. Bak zerre, ya zero hani İngilizce çevirim, zero. Bana gülünmüş, bana ben önce kendi mutluluğuma bakarım. Birazdan anlatacağım. Benim kendi hayat görüşüm, kendi şeyim oturdu. Keşke siz ölüme doğru gitmeyi hedefliyorum. Maşallah hocama ya. Evet. E çünkü geçmişte var ha benim geçmişimde vardır mesela hislerimi söyleyemediğim insanlar. E ne olacak? Ben bir gün 100 yaşında Urla huzur evinde ölürken bakıcıma anlatacağım bunları. Huzurla. Huzurla da ölürken ah diyeceğim, kızım diyeceğim. Benim böyle böyle bir aşkım vardır. Onu yanımda götüreceğim. Niye yanımda öyle bir ağırlık götüreyim ki abi? Değil mi? Götürmeyeceğiz. Vallahi çok güzel geliştiriyorsun kendini Doğan abi. Evet, evet abi. Kendimi güzel geliştiriyorum. Hep beraber gelişiyoruz sevgili Volkan Evet, hocam. ben de Sen de geliştiriyorum. beni geliştirdin. Güle güle güle. Ben de artık demir gibi dövüldüm. Sen ne diyordun ona? Demir gibi, çelik gibi şu an. Abi demiri işte Evet. çeliğin yapılması abi demiri alıyorsun ateşte döve 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 Döpe. çelik haline getir. Sonra paslanmıyor bir daha Ben hiç. öyle oldum işte abi. Ben öyle oldum. Senin Ama bu hali. konuyla ilgili de kendimle barışığım görüyorsun. Ya yani ben mesela başka masalara gittim kızlarla oturabilir miyim dedim. Hayır dediler. Sen mesela buna yıllarca güldün. Ama çok komikti ya. Ya ama doğru gülmen de doğru da. Ya bu da kabalık ya. Kabalık. Ya bir masaya gidiyorsun zaten gençsin. Oturabilir miyim diyorsun. Hayır Abi elinde sandalye de kaldı ya şöyle tam çekecek oturacakken o diyor. komikti yani. Yoksa Ya ben soruyu sorup oturma geri hayır dönmek. cevabını beklemiyordum orada. Öyle olunca ne yapacağımı da bilemedim. Hani ben gideyim o zaman gibi böyle bir. E bu da komikti abi işte. Evet komikti. Komikti. Yani bunlara gülünmesi de aslında garip değil. Bak Değil bunu da değil. söyleyelim. Bak şimdi takılmıyor ona. Evet. Yani bunlar aslında Volkan hocam oraya gelecektik de hadi gelelim. Bu bakış açısı. Yani senin güldüğünde benim bakış açım şu olduğu için ben tetikleniyorum veya sen. Benimle dalga geçiliyor. Tabii. Heh. Acaba orada ne şey oluyor Doğan abi? Abi orada o zaman geleyim bilimsel kısmına. Gel. Şimdi Volkan hocam orada tetikleniyorsun. Tamam dediğin gibi gülünsün ne var bunda? Tamam. Abi şimdi bu konunun en büyük sıkıntısı reddedilme duyarlılığı diye bir terim.
Bugünkü bilimsel başlığımız bu. Burayı sosyal fobiye bağlayacağız. Özellikle bizim neslimizde çok ciddi bir sosyal fobi var. Aileden, okuldan gelen. Ama şu anki konumuz reddedilme duyarlılığı. Reddedilme mesela duyarlılığı... Burada, çok kısa gireyim araya. Mesela en son psikoloğum şey demişti. Başkalarının fikirleriyle ilgili. Mesela tenisi söylemişti. Hı-hı. İşte birisi sana kötü oynuyorsun dese, hı-hı, ne hissedersin dedi. Dedim kimi söylediğine bağlı. Ondan sonra ben işte vereceğim. Mesela benden daha kötü oynayan birisi, benim böyle çatara patara yendiğim birisi bana gelip dese ki ya sen çok kötü tenis oynuyorsun, masadaki 10 kişi de gülse ben de gülerim değil mi zaten hani fikrini, evet, çok kayda almadığım için. Ama böyle benden biraz daha iyi, hatta böyle kafa kafaya toplumun da beni onunla böyle yarıştırdığı bir yerde birisi bir söylese kötü hissederim kendimi söyledim diye söyledi. Oradan diyorum yani o kimi söyledi çok önemliydi mesela. Bu neden acaba yani? Bu hangi şemalarının tetiklendiğini şimdi bakacağız Volkan Hocam. Bazı şeylerin tetikleniyor. Ama kimin söylediği önemli kısmında dur bakalım orayı bir şuradan sonra bir gündeme getirelim. Şimdi reddedilme duyarlılığı kısaca Volkan Hocam reddedilmeye karşı kaygılı bekleyiş, reddedilmeyi kolaylıkla algılamama, yani anlamıyor da reddedildiğini ben gibi, ben gideyim mi diyor böyle. Reddedilmeye aşırı tepki eğilimi olarak tanımlanabilir. Her konumuzda konuştuğumuz gibi bu aslında hepimizde var. Ama işlev bozukluğu yapıyorsa, yani ne demek? Senin birine bir aktiviteye geçmeni engelliyorsa, içine kapanma, yani herhangi bir işlevde fonksiyon bozukluğu yapıyorsa bu artık bizim istemediğimiz boyutlara gelmiş demektir. Bunun en büyük sebebi şu. Burada ebeveynlerle öğretmenlerin yanına Volkan iki yeni grup katılıyor. Akranlar ve arkadaşlar ve romantik partnerler tarafından kabul edilmeme bunun en büyük sebebi. Çünkü o yaşlarda biliyorsun ergenlikte bizim en büyük ihtiyacımız toplumsal kabul. Daha doğrusu toplumsal değil de sınıfsal kabul yani. Arkadaşların arasında belli bir statüde olman, saygı görmen gibi. Burada kabul edilmezse... Normal bir şey ya. İşte burada kabul edilmezse reddedilme duyarlılığın artıyor. Yani bu ilkokulda da olabilir işte o dalga geçirmeler gibi. Burada işin içine akran ve şeyler giriyor, arkadaşlar giriyor. Mesela yine benim gençliğim var. Benim gençliğimde hiç akran kabulüm yok. Yani bütün arkadaşlarımın içerisinde hep reddedilen bir insanım ben. Maçlara alınmam, sosyal ilişkilerde hep itilmiş taraftayım. Romantik. Yani sen de gömme kendini, hiç öyle değildin yani. Ne yani? Evet, tamam, abi, sportif benim... faaliyetlerde öyleydin de ama bir ortamda sohbet edilmesi, işte bir eğlenilmesi konusunda aranan isim mi yani şimdi? O sonradan Volkan, sonradan ya. O senin gördüğün sonradan. Öyle ortaokul, mi? Ortaokul, liseyi sen, ben de aynı okulda değildin ki abi. Öyleydi, öyleydi. Abi gene orada da öyleymiş. Yani. Neyse. Şimdi burada yayındayız yani. Biraz abartıyoruz olayları. Ama böyleydi. Ben sana detayları anlatayım ileride. Biliyorsun bizde de bir akranla ilgili sıkıntılı dönem yaşadık. Akranlarla ilgili. Şimdi bu insanlarda Volkan Hocam reddedilecekleriyle ve kabul görmeyeceklerine dair bir de ipucu toplamaya yönelik bir eğilim varmış. Yani bunlar sürekli bununla ilgili kanıt toplama eğiliminde. Mesela hani biriyle konuşmamak için de bahane buluyor. Gidip anlatmamak için de bir ortada ne varsa onları da bir böyle süpürge gibi emme eğilimindeler. Bu arttıkça zaten sosyal fobiye ve sosyal kaygıya doğru gidiyor. Sosyal fobiye istersen gireriz. Bilime biraz daha girelim dersen gireriz. Çünkü sosyal kaygı Türkiye'de depresyon ve alkolle beraber görülen üçüncü bozuklukmuş abi. Allah Allah. Tabii üç büyük bozukluktan biriymiş sosyal fobi ve sosyal kaygı. Şimdi senin soruna geliyorum. Reddedilme insanda neyi tetikliyor? Bak. Şurada görünüyor mu yazdıklarım? Daha doğrusu bunu ben bir yayından aldım. Ters görünüyor. Ters görünüyor. Kocaman yazmış. Reddedilme neyi tetikliyor biliyor musun Volkan Hocam? Onaylanmama. Oradan sonra onaylanmama eşittir reddedilme. Reddedilme değersizlik, yetersizlik ve başarısızlık şemalarını tetikliyor. Hmm. Yani reddedildiğinde senin 3 tane büyük şemana birden dokunuyor. Bir, değersiz. Bunu çok detaylı anlatmayayım ama şu cümleleri kulaklarda ben tekrardan hafızalarda canlandırayım. Ben zaten değersiz biriyim. Beni zaten kimse sevmez. Zaten ne yapsam yaranamadım. Anneme babama yaranamadım. Okulda yaranamadım. Hiçbir şey yaramıyorum ben. Gittim bu da bana hayır dedi gibi değersizlik hissinin ve şemasının çok zaten uzun uzun açılımı var. Ama orayı bir tetikliyor. Onu tetikler abi. Reddedilme onu tetikler. İki, başarısızlık şeması. Zaten bu
özellikle bizim neslimizde biliyorsun mükemmeliyetçilik, yüksek standartlar şeması ailelerden çok geliyor. Yani sana yüksek hedefler konması, başarının bir tanımının yapılması gibi reddedilme başarısızlık duygusunu tetikliyor. Senin tenis örneğinde başarısızlık duygun tetikleniyor olabilir. Yine değersizlik sende güçlü bir şema değil, yok ama yetersizlikle ilgili bir şey var. Ama benim tahminim yetersizlik ve başarısızlık şemanı tetikliyor olabilir. Yani hani nasıl bu beni yener, ben ondan daha başarılıyım gibi geçmişte istemediğin bir şey tetikleniyor olabilir kafanda. Reddedilmenin değdiği üç temel şema bu. Değersizlik, yetersizlik ve başarısızlık. Bu da tabii konuşmada, iletişimde önemli bir cevap olduğu için hani bunu da kaldırabiliyor olmak lazım. Bunlara hazır olmak lazım. Tabii bu şemalar ne yapar? Onu da biliyorsun. Bunlar ya kaçınma hareketleri gösterirler, ya kaçma ya da abartılı davranış hareketleri gösterirler. Evet. Bunun da hani hepsinin farklı farklı şeyleri var. Ya kaçarsın, hiç konuşmazsın veya gider başka bir şey söylersin, konuyu değiştirirsin. Kaçınma, tabii kaçınma, hiç böyle ortamlara girmez bu insanlar. Artık sosyal olarak izolasyonda yaşarlar kaçındıkları zaman. Çok var öyle. Tabii. Abartılı davranışta da hani bunu abartırlar artık, hani ben çok eğleniyorum, herkese takılırım falan. Yani bu üç farklı şekilde insanlar şemaya tepki gösterebilir. Dolayısıyla reddedilmeye karşı da üç farklı tepki olabilir. Yani kolay da bir durum da değil gibi aslında. Hani böyle tam anlatıyoruz, güzel hoş da şemalar, ondan sonra bunların verdiği tepkiler, duygular falan, ama hani reddedilmek de hani iyi bir şey olmadığı için bunun karşısında tabii böyle taş gibi durmak da o kadar da kolay bir şey değil olsa gerek yani. Ya değil aslında Volkan Hocam. Zaten bu demin söyledim ya, belli bir noktadan sonra fonksiyon bozukluğu kısmına geldiğinde zaten destek almadan çözebileceğim bir şey değil. Şu an çözebileceğim nokta ne biliyor musun? Aslında bizim yayınlardaki temel amacımız farkındalık yaratmak. Değil mi? Aynen öyle. Sadece bunun farkında olursan birçok şeyi kafanda çözersin. Yani birine gidip şunu düşündüğün zaman, ya ben gidip Volkan'a söyleyeceğim. Volkan'ın da ne söyleyeceği benim için önemli değil. Çünkü ben bunları kazanacağım dediğin anda Volkan hayır cevabından korkmuyorum, aslında ben burada kendi şemalarım tetiklenmesinden korkuyorum dediğin anda zaten kendi bizim amacımıza ulaşmış olacaksın. O farkındalık sende oluşacak. Ben nasıl bunu senin o kaç 10 yıl önce verdiğim bir örnekle bak uyanmıştım duruma. Sen hatırlıyor musun? Bir tane ofis programları eğitimine gitmiştim. Excel örneği evet. Verdim. Adam işte atıyorum bir rakamlar atıyorum. Bir saatte Excel'de yapılabilecek 10 bin tane şey öğretmeye çalışmıştı. Evet. Ondan sonra siz de işte grupta veya sen de demiştiniz ki adama, ya biz bir saatte bu kadar şeyi nasıl öğrenebileceğiz yani. Oradaki adamın cevabı işte bu çok güzeldi, çok hoş. Oradan bir ders almıştım ben. Bunları öğrenmeniz değil, bunların var olduğunu bilmeniz bu ders için yeterli. Sonrasını kesinlikle zaten açıp bakıp öğrenebilirsin gibi bir şey değil mi bu da Doğan abi? Evet Volkan Hocam, çok güzel örnekledin bunu. Bak ben de unutmuştum bunu. Aynen öyle demişti. Zaten bunun yapılabildiğini biliyorsan Google'a yazar bulursun demişti. Aynen. Çok tam buna yapıştırdın, yine güzel hocalığını gösterdin. Sen kendinde böyle bir şey olduğunu biliyorsan, bunun farkındalığını varsa hem Google'dan okuru araştırırsın hem de bunu yaşadığında zaten artık farkındalığın ve bilincin seni uyandıracak. Bak diyecek Volkan, sen tetiklendin şu an diyecek. Ben şimdi sen destek almaya başladığım dönemlerde en çok mesela farkında olduğum şey şu: yaşadığımız bir duygu var ya içimizde. Evet. Bunu böyle profesyonel destekle birisine aktardığında bu duygunun normal olduğunu sana söylediğinde, aslında başka insanlarda da olabildiğini ve normal bu tepkileri, bu vücudunu verebildiğini söylediğinde o kadar rahat hissediyorsun ki, bu da yine bir farkındalık. Öbür türlü sadece hani bu sorunu sen yaşıyormuşsun, senin sanki kafandan sadece öyle şeyler geçiyormuş gibi düşündüğünde daha fazla zarar veriyor duygu bence sana. Kesinlikle. Şimdi demin alttan da yorumları okuyorum. Kolay değil, senin dediğin gibi duygusal pratiği bence ağır denmiş. Kolay da bir olay değil. Neden biliyor musun? Bu varsayma kısmını aslında Volkan sen çok güzel anlattın. Bu şema terapi ve bizim genelde anlattığımız psikolojik kuramların hepsi bilişsel terapi ya. Yani biz genelde hep seninle bilişsel terapi üzerine şeyler anlatıyoruz. Yani ne? Biliş. Ya senin ona oraya bakış açın. Şimdi senin varsayma dediğin şeylerde bilişsel çarpıtmalar aslında. Senin o şemanın tetiklenmesiyle oluşturduğun bilişsel çarpıtmalar. Mesela ne de bir varsaymaya ne demiştin örnek olarak? Hani bununla konuştuğumda
Bu buna hayır der. Hayır diyecek, beni aşağılayacak, küçük düşürecek. Evet. Şimdi sen, deminki örneğimizden gidelim. Sen değersizlik şamanı olduğun için bunu çarpıtıyorsun. Aslında burada dünyadaki olaylar nötrdür'e gidelim, bilişsel terapiye. Aslında o hayır cevabı nötr. Demin de çok güzel söyledin. İnsanların gülüşleri de nötr. Onlara o duyguyu, bana o çarpıtmayı veren ne? Senin zihnin. Biliş. Zihnimiz ve biliş. Kesinlikle. Dolayısıyla ilk bunun farkındalığını oluşturacağız abi kafamızda. Çok önemli, çok güzel bir şey. Çok, çok. Dediğin gibi o duygular nötr zaten. Hani senin kişiliğine bir saldırı değil. Kesinlikle. Aşağıda özgüven yorumu gelmiş. Ben özgüven demedim. Çünkü özgüven zaten bizim çok her yayında konuştuğumuz bir konu. Özgüven nereden konuşacağım bu konuya girdi sence? Değersizlik şamasından. Değersizlikten gidiyor değil mi? Evet abi. Yani değersizlik şamasının olduğu her yerde özgüven sorunu gündeme gelir. Doğru. Çok, çok kişisel. Paralel şeyler birbiri. Yani evet. Aslında zıt yani. O söylenince direkt aklı diğer tarafı, güçlü olan tarafı gelince normal tabii onu düşünüyor olmak. Kesinlikle. Ya sosyal kaygıdan bahsetmemize gerek var mı reddedilme duyarlılığından sonra? Olabilir. Ufakça bahsedebiliriz. Ufakça bahsedelim. Reddedilme duyarlılığından sonra üçüncü sebebi bunun sosyal kaygı. Zaten reddedilme duyarlılığı da bir süre sonra sosyal kaygıya dönüyor. Sosyal fobi de denebilir ama sosyal kaygı daha çok hoşuma gidiyor benim. Sosyal ortamlar karşısında zaman zaman her insanın yaşayabileceği aşırı ve sık şiddetli yaşanması durumunda da bunun kaygı olarak psikolojik tanımlanabileceği bir durum bu. Bak, performans sergilenmesi gereken durumlarda bireyin performansını ve ilişkilerini sınırlandırabilir diyor. Evet, bu bizim kaçıyor, ülkemizde seninle çok gündeme gelen tenis performansı, cinsel performans, sınav performansı gibi konularda tetiklenebilir. Sunum performansı, bak aklıma geldikçe nasıl örnekleri arttırıyorum. Başkalarının önünde uyumsuz davranışlarda bulunmaktan, bu nedenle de eleştirilmekten ve alay konusu olmaktan endişelenirler denmiş. Evet, hangi durumlarda? Sırf o endişeden dolayı bak yapabileceğimiz birçok şeyi yapmıyoruz. Kaçıyoruz. Yapmadım. Aslında yeterli pratikle, yeterli bir bilgiyle tamam harika bir şekilde olmayabilir ama vasat ya da vasatın üstü iyi bir şekilde yapabileceğim bir işten çoğumuz çok kere kaçmışızdır. Ben de aynı. Evet, kaçtık, çok kaçtık. Çok kaçtık Volkan Hocam. Yani benim de çok örneğim var. İlişkilerde kaçtık. Toksik ilişkileri hayatımızdan çıkaramadık. Aman müzik tadımız abi, kaçmasın. Biz müzik yapamaz mıydık yani? Yeterli alıştırmayı tabii yaparsan değil mi? Bilim aynen söylüyor bunu ya. 12 bin saat değil mi? Yaptın mı oluyor işte yani. Olur. Ama yok yeteneğimiz yok dendi. Flütü kafamıza vuruldu. Flüt vuruldu. Müzik derslerinden kaldık. Hocalar tarafından aşağılandık. Sunup güldü. Tabii. Al işte müziksiz kaldık yani. Müziksiz kaldık. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bugün Lao Tzu'nun o şey lafı var ya, geçmişteysen üzgünsün gelecekte. O Lao Tzu'nun o lafını ararken şunu, bu Lao Tzu biliyorsun ünlü bir filozof. Şu lafı da çok hoşuma gitti. On binlerce kilometrelik yol bile bir adımla başlar diyor. İşte bu. Atamadık o adımı. Atamadık o konuşma. Ama şimdi atıyoruz. Geç değil. Atıyoruz. Ne, hangi ortamlarda yaşanır? Otorite figürleri karşısında. Evet. Çokça hem de değil mi? Evet. Otoriteyi temsil eden herhangi bir kişi karşısında konuşma ve performans yapmak her zaman sosyal fobi yaratır. Sebebi de öğretmen korkusu. Bak net bir şekilde söyleyeyim. Değil mi? Otoriter tavır. Çünkü biz küçükken öğretmene bir soru sormak, itiraz etmek, iş başvurusunda, mülakatta bir şeye itiraz etmek, hep bunlar kötü olarak algılandığı için biz hep otoriteden korkarak yetiştik abi. Bunun bir şeyini vereyim, isteyenler dinlesin. Nihan Kaya'nın eğitimle ilgili bir videosunu anlatmıştım ya ben sana. Eğitim sistemi niye böyle yapıldı diye İngiltere'deki, Avrupa'daki isyanlardan yola çıkarak. Eğitim sisteminde abi biz konuşanlar listesi vardı ya. Sinirleneceğim bak yine ya. Üniforma giyiyorduk ve elimizi kaldırarak söz alarak konuşuyorduk. Ya sen evet bu sistemden ya ne bekliyorsun abi ya? Askeri eğitime. Ve bir yayında söylemiştim. Kendim etkilendim kendi lafımdan. Ya ben 30'lu yaşlarda haklı oldum ilk defa ya. Annem haklısın demedi. Öğretmen haklısın demedi. Müdür haklısın demedi. Nasıl bende sosyal cesaret olacak abi? Kendi sözünden mi etkilendin? Tabii kendi lafımdan etkilendim ya. Abi bir insan çok küçük yaşta haklı olabilmeli. Neden olmasın ayrıca? Neden yani olmasın? Ya bu Start With Why ya. Why diye bir kitap var biliyor musun? Simon Sinek. Çok ünlü bir TED konuşması.
Neden? Neden ile başla diyor. Biz de body talk felsefesi olarak neden olmasın? Biz de why not? Neden olmasın? Evet, why not abi? Bizim de felsefemiz bu abi. Why not? Neden olmasın yani? Kesinlikle. Ben biliyorsun abi, tersten gitmeyi severim. Ters soru sormayı severim. O yüzden bizim felsefemize çok uyuyor why not. Tabii why not'ı zaten felsefemize sen kazandırdın. Şimdi otorite karşısında oluyor. Sosyal ortamlarda, resmi konuşmalarda ve etkileşimlerde. Ya ben 23 Nisan şiiri bana çıkacak diye her çekilişte korkardım ya. Veya sınıfta bir şiir okutulurken de korkardım. Ben okumayayım, şiir, ben okumayayım diye. E biliyorum, flüt çalarken azarlanmışlığım var. Sureleri ezberleyemedik doğru düzgün. Kendini ifade etmesi gereken etkileşimler hangi durumlarda yaşanır? Yine kendi ifademiz de zaten bu yüzden güçlü değil. Davranışlarının gözlenebileceği bir veya birden fazla ortam denmiş. Yine insanlar bizi izlerken geriliyoruz. Bak bu çok hoşuma gitti. Bununla ilgili örnek vereyim. Mesela biz herkesin izlediği sporlarda geriliriz. Çoğu insan gerilir. Yani maçı izlenirken veya yalnızken oynadığı şey değişir. Yemek yerken biri izlerse seni hareketlerin değişir gibi. Açık yerlerde birileri seni izlediğinde bununla ilgili şeyler yaşıyorsun. Allah Allah. Evet. Bunun ne gibi sonuçları oluyor? Ne gibi duygular yaratıyor? Yani fiziksel belirtilerini artık çok belli. Terleme, titreme, mide bulantısı, kalp atışında hızlama gibi fiziksel belirtileri de var bunun. Sonunda bilişsel şeyleri de yarattığı hisler de yetersizlik, çaresizlik, güvensizlik, özgüven eksikliği buraya dayandı. Yalnızlık, korku ve ümitsizlik. Öf. Böyle. Duygulara bak be. Aynen, şema terapi ve bilişsel terapinin klasik sonuçları. Vay, baksana abi ne güzel ya. İşte felsefe bu Doğan abi. Ney? Ekremciğim bugün ilk kez izliyor bizim işlerinden arkadaşımız. Evet. Başarının sırrı nedir demiş. Nihan galiba. Nihan Hanım da başarı tanımı önce demiş. Bak ne güzel değil mi hemen? Kesinlikle. Zaten işte o tetiklenen şemalardan biri de başarı şeması ya. Yüksek standartlara tanımlanan başarı kavramı en büyük sıkıntımız. Bak bugün koşuda, Volkan Hocam bir anımı anlatayım yine sana. Bugün koşuda bir arkadaşımla koşuyoruz. Yeni başladı koşmaya. İlk defa 6 kilometre koştuğunda ben bunun Türkçe karşılığını bulamadım yine. İlk defa 6 kilometre koştun değil mi? Evet, yani bu bir başarıdır demek istemedim. He. İngilizcesi achievement aslında. Yani 3 koşuyordu, 4 oldu, 6 oldu. Yani bir şeye ulaştı. Gelişti. Ulaştı yani. Gelişti de denebilir. Ama mesela 6 kilometre koşmayı başardı. Yok abi böyle bir şey. Koşamasaydı da başaramamış da olacaktı. Evet, o zaman ters oluyordu. Ters olacaktı. Bu kelimeler yanlış yerde kullanılıyor. Zaten Türkiye'de tanımları da çok farklı. Sen 6 kilometre koştu deyip kapatsak olmuyor mu yani? Evet. İşte onun bir hani Türkçesi olsa ulaştı yani elde etti gibi bir şey olsa olur. 6 kilometre hedefi varsa o gün koşuyla ilgili hedefine ulaştı. Ulaştı. Denebilir. Ama işte başarı ve başarısızlık tanımı Body Talks'un mutlu yaşam felsefesinde anlattığı gibi iyi ve kötü tanımıyla beraber aynı şey. Başarıyı kim tanımlamış? Başarmanın bize yaratacağı hisleri kim kodlamış? Biz toplumla beraber aynen bunlara karşıyız. Şimdi benim son kısımda Volkan Hocam söylemek istediğim şey, ilk başta söyledim ya, keşke siz evet, ölüme doğru... Gerçekleştirmek bak, evet o da olabilir. Heh, aynen. Realize etmek olabilir. Eşim unutun verdiği tadı vermiyor ama. O kelimenin şeyi verdi. Koç bildi. Ability. Şimdi Volkan Hocam benim kapanışta neden konuşmalıyız kısmında bir kere bir ilk konuştuklarımızı özetleyelim. Neden konuşmalıyız? Çünkü konuşunca olacaklarla ilgili düşüncelerin hepsi bizim yarattığımız düşünceler. Evet. İlk önce bunun farkındalığını kazandık, cebimize koyduk. Peki konuşmazsak ne yapıyoruz? Şimdi oraya geleceğim. Sana da böyle dediğimde etkilenmiştin sen. Seninle olan konuşmamızda. Evet. Bir ağırlık yaratıyoruz vücuda. Evet. Şimdi Body Talks felsefesi bedenin doğru söylediğine inanır. Alice Miller da burada bizim etkilendiğimiz kişi. Alice Miller beden... Tabii ilk o söylemiş. Biz de evet biz de inanıyoruz dedik. Ona katıldık. Hamburger tekniği yapıyoruz şu anda. İzleyicimiz bizi çok iyi tanıyor. Beden doğruyu söyler bu Okan Hocam. Bak bu konuşmadığın her şey bedeninde ağırlık yapar. Evet abi çok yapıyormuş ya. Konuşur konuşmaz gidiyor ha. Gider.
Biz de hafif olmak istiyorsak bedenimizdeki bu ağırlıkları atacağız abi. Hafifleyeceğiz. Duyacağımız cevap... Bedenimize kulak vereceğiz. Herhangi söylemediğin bir şey sana ağırlık yapıyorsa, işte buradan da bazılarına gerek yok demişler ya. Ben bazı kişilere de gerek yok diyebilirsin yani. Yani o adama söylememek, o kadına söylememek sende o ağırlığı yaratmıyor olabilir. Ağırlık yaratan durumlarda hayatının sonuna bu ağırlıkla gitmeyeceğiz abi biz. Body felsefesi bu ağırlıkla gitmeyecek. Çok güzel. Çok güzel özetledin, finişledin. Harika oldu. Evet. Finişte bu hafiflik ağırlık kısmına şunu eklemek istiyorum ben. Benim hayatımda beni en çok etkileyen 5 kitaptan biri, hep anlattığım gibi, ölmeden önceki 5 pişmanlık kitabı. Neymiş o? Bu Bronnie Ware'in yazdığı bir kitap. Yine her yayında olduğu gibi şöyle göstereyim. Bu kadın, Volkan Hocam, anlatayım biraz kitabı. Çok değerli bir kitap bu. Bu kadın bir bankada çalışırken klasik felsefi yollardan, ben artık bu iş beni mutlu etmiyor falan diye dünyayı gezmeye başlıyor. Sonra bir gün parası bitiyor. Ölecek birine bakmak zorunda kalıyor. Öyle bir iş teklifi geliyor. Bu belli bir yaşta artık hasta, kanser hastası ölecek. Son günlerini bu kadınla geçiriyor. Bunların da bakımı zor oluyor biliyorsun. Birçok sıkıntılı şeyleri var. Öz bakımlarını kendileri gerçekleştiremiyorlar. Banyo, tuvalet gibi. Daha sonra Volkan Hocam, bu insanlar kesin ölecekler ya. Bu insanlara değişik bir sakinlik geliyor. Allah Allah. Tabii. Bu işte benim mindfulness'a merak salmam da buradan geliyor. Ben demek ki burayı sana tam anlatmadım daha önce. Mesela bunlar sabah kalkıp doğayı izliyorlar, dinliyorlar. Ölecek olanlar mı? Evet. Ya diyorlar, ne kadar keyifli. Ben hiç bunun keyfine varmamışım. Bunca yıl çalışmışım. Ya diyorlar, şu sesi hiç duymamışım ben. Ya şu renge hiç bakmamışım. Ve ölecek olup da onları yapmayanlar. Yani. Yapmayanlar. Tabii. Ve kadınla uzun uzun sohbet ediyorlar. Sonra bu kadın bunların sohbetini beğeniyor ve bunlarla zaman geçirmekten hoşlanıyor. Daha fazla. O ölüyor, başkasına gidiyor. O ölüyor, başkasına gidiyor. Ve bu insanların o geri bildirimlerini çok samimi buluyor. Çünkü ölecek adam. Bunların keşkelerini bir kitapta topluyor. Kitapta da şunu anlatarak bunu okumamızı istiyor. Her gideceğiniz yere bakıyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir, neler yapmak lazım. Ama evet, bir kere geleceğiniz hayata hiç diğerleri ne yapmış diye araştırmıyorsunuz. Vay, çok güzel. Benden önce yaşayanlar ne hatalar yapmış, ne doğrular yapmış diye araştırmıyorsunuz. Ben de size bu ölmeden önce bu samimi itirafların en fazla duyduğum 5 tanesini yazıyorum diyor. 5 tane pişmanlığı yazıyor. 5 pişmanlıktan bir kitap mı çıkmış? Evet. Hem de böyle bayağı kalın bir kitap çıkmış. Evet. Anlatmışlar. Ben de isterim aslında böyle sohbetlere katılmayı. Ne? Nasıl? Kitabın adı Ölmeden Önce En Çok Pişman Olduğumuz 5 Şey, Bronnie Ware. Ölülerle evet. Konuşmak. Ölmek üzere olanlarla mı konuşmak? Tabii. Bu sakinliğe ulaşmış kişilerin hani düğünle keşkelerini. Şimdi evet, burada Volkan Hocam, üçüncü keşkeyi anlatacağım ben sana. Keşke duygularımı ifade edecek kadar cesur olsaydım. Ya. Ölmeden önce o kadar güzel örnekler var kitaptan. Birine söylemediği bir aşk itirafı, birine ailesini anlatmadığı bir şey, oğluna seni seviyorum diyemeyenler, işte babasına annesine olan bir kızgınlığını anlatmayanlar, bunların hepsi bu yaşlarına bu ağırlıkla gelmişler. Ama zaten sırf bir konudan bir kitap çıkar yani, doğru. Çıkar. Sadece bu başlıktan bir kitap çıkar. Çok haklısın. Bir tane de sen yaz be. Ya ben kitap yazmaya durdum ya. Bugün bizim kitaba resim çizen Rabia mesaj attı. İlerlemiyoruz dedi. Durdun mu? Durduk abi yani, nedense. İlham mı gelmiyor nedir yani? İlham. Bak şu kalem bir kıpırdamıyor ya. Abi sen de yazar tıkanıklı olabilir, bu normal. Sen bir şeye git. Kars'a git. Ya benim bir inzivaya çekilmem lazım Volkan. Her hafta bak 4 sayfa bu, 5 sayfa bu. Geçen haftaki kağıtlar burada. Yani konu, çok konu var abi yani. Sen bayramda abi uzun da bir kapanma olacak, bir inziva yap yani. Ya bayramda da tatil var Volkan. Ben de tatil yapmayayım mı biraz? Yani filozoflar da dinleniyor abi. Sürekli düşün. Filozof dinlenmesin mi biraz ya? Ben tatil bayramda olacağım. Da inzivaya girmeyeyim. Bayramda filozof tatiline çıkacağım ben de 10 gün. Resmi tatil. Harika. Şimdi ben buradan şu Vody Talks manifestosunu yapmak istiyorum. Tüm sevgili izleyicilerimizle beraber. Volkan Hocam, biz keşkesiz yaşama inanan insanlar olarak hayatımızda bu ağırlıkları bir yere götürmeyelim.
Ben ölüme demek istemiyorum burada ama bugünden yarına götürmeyelim. Sen de konuşurken de onu dedim sana. Volkan dedim. Şu an düşüncelerin dedim. Volkan hocam, canım hocam dedim. Sana ağırlık yapıyor mu dedim. Yapıyor dedim. Yapıyor dedim. O zaman dedim konuş bunları. Kimin için dedim, bak burada hep beraber vurgulayacağım. Sen bu konuşmayı kimin için yaptın? Kendim. Kendin için yaptın. Bizim de bu git konuş dediğimiz her konuyu kendimiz için konuşmamız lazım. Kesinlikle Doğan abi. Kesinlikle öyle. Kendimizi affileteceğiz. Keşke siz, keşke duygularımı ifade edecek kadar cesur olsaydım demeyeceğiz. Çünkü Body Talk izleyicisi cesurdur zaten. Cesurdur. Zekidir. Cesurdur. İsyankardır. Manifestolarımız var bizim. Var abi. Bir yeni manifestomuz da bu. Keşkesiz yaşam. Keşkesiz yaşam, harika. Biz bu ağırlıklarla gitmeyeceğiz abi. Bize ağırlık yapan her şeyi konuşacağız. Bak kendi hayatımızdan örnek verelim mesela. Bu yine anda kalmayı da ilgilenen not aldım ben. Şimdi ben de yeni bir ilişkinin ayrılık sürecini yaşadım biliyorsun. Yine kendi hayatımdan samimiyetle bir örnek vereceğim. Bir sürece girdik. Sürecin içerisine girdik. Şimdi eskiden olsa anda kalamayıp ne yapıyorduk abi? Bugün bunları düşündüm, not aldım buraya. Önce geçmişi düşünüyorduk. İşte o deminki konuştuğumuz konuların bütünü. Geçmiş tecrübeler, bunu dersen bunu böyle denir, bunu olursa. Geçmiş tecrübelerimi şu ilişkimin ayrılığıma projekte ediyordum salak gibi. Bir de bunları düşünerek zaman kaybedecektim. Gelecek planında ne vardı? Senin dediğin varsayımlar. Bunu dersen bunu mu der? Şunu dersen bunu mu der? Ondan sonra hep bir plan. Dur bak ben bir şey yazmayayım. O bana yazsın. Tabii gurur da var işte. Gurur da var. Veya şunu diyorduk. Tamam bu mantıken yürümez. Bak mantık. Beden değil mantık diyorduk abi. Mantıken bu iş olmaz. Peki son artık Body Talks felsefesiyle beraber biz neyi öğrendik? Ben kendimden şunu söyleyeyim. Ben anda ne hissediyorsam bunu söylüyorum. İşte anda bu. Ne var mesela? Şu an eski kız arkadaşımı özledim. Neden bunu söylemeyeyim de kendime ağırlık yapayım ya? Hemen söylüyorum. Ben seni özledim diyorum. Mesela bir diğer gelişim noktası. Bunu sen hesapsız de çok... Hesapsız bir şekilde bunu söyledim diye o bana şunu mu der, bunu mu Heh, der? Yok. Zaten daha da güzel bir şey söyleyeyim. Ben bunun karşısında bir cevap da beklemiyorum. Hani oradan bir konu açılsın, bir şey konuşalım yok. Biz anda kalıyoruz Volkan. Çok iyi ya. Tabii biz de öyle filozofuz abi. Biz de boşuna bu kadar programı boşuna yapmadık. Ne anasının gözü filozof tabii. Çıktın sen ya. Mesela bak eskiden Volkan hocam yine üzüntü. İnsanlar ne der? Mesela ben sana bile çok kolay kolay söylememişimdir üzüldüğüm bir şeyi. Sen de evet. Söylemiyordun eskiden ben öyle üzüldüm mi? Diye. Ama şu an gönül rahatlığıyla birbirimize ya ben bu olay beni üzdü diyebiliyoruz. Daha yeni bir de. Kaç yıllık arkadaşız var? 2-3 aydır söyleyebiliyoruz. Tabii tabii. Ama hani üzdü de kahrolduk. Ağlıyorum mahvoldum. Ya üzüldüm ben. Ya normal insanım ben abi. Benim de bir duygularım var. Bu olay beni üzdü. Evet ya bu nedense yapamadık. Hiç kimse yapamıyordu. Ve özellikle mesela bunu da yine benim psikoloğum şey uyandırdı. Yani özellikle sana söyleyemiyor olman çok enteresan değil mi en yakın arkadaşıma? Yani lafa gelince şöyle kardeşiz, böyle tanışıyoruz. Evet. Attığı adımı biliriz. Oğlum sen üzgün olduğunu gördün mü hiç? Yok. Ya da ağladığını gördün mü hiç? Yok. Yani bu adam 45 yaşında hiç mi üzülmedi? Hiç mi kötü bir duygu içerisine girmedi yani? Çok enteresan gelmiş. Abi işte plancılık. Bak bana oğlum da söylüyor. Baba sen diyor üzülmüyor musun diyor. Ya ben düşündüm ben bayağıdır da ağlamıyorum da. Hani ama üzüldüğüm anlar oluyor. Orada üzgünüm demedim ben hiç. Evet demedim. Demedim. Ama mesela en son ayrılık sürecimde üzüldüm. Üzüldüğümü söyledim. Sana da söyledim. Eski kız arkadaşıma da söyledim. Üzgünüm dedim. Üzülüyorum dedim. Ve sen de aynı şeyi tatbik ettin. Çok rahatladım. Çok hafifledim. Evet. Aynen abi. Öbür türlü ne olacaktı? İşte yok ben mesaj atmam. Ben duvar gibiyim. Taş gibiyim. Kliplere bak ya. Bunlar hep plancılık, hesapçılık, geleceği düşünme. Geleceği düşünen de ne olur? Kaygı olur abi. İşte kaygı zaten var içinde. O yüzden sürekli kaygılanıyorsun yani. Bunu söylersem ne olur? Ya da hatta üstüne abi bir de üzgün olduğunu belli etmemeye çalışıyorsun ya. Tabii. Daha sağlıksız bir hareket yani. Aynen rol. Rol yapıyorsun bir de. Rol yapıyorsun bir de yani. Yo, bana bir şey olmaz. Ben üzülmem. Ben kendimi kötü hissetmem diye dolanıyorsun. Bırak söylemeyi. Kesinlikle.
Yani bizim felsefemiz Volkan Hocam, biz de seninle yeni uygulamaya başladık. Felsefemizle ilgili orada iltifatlar gelmiş. Ben biliyorsun iltifata dayanamam. Çok seviyorum hocam felsefenizi diye. Ben de seni çok seviyorum. En çok seni seviyorum ben de. Evet, bizim felsefemiz de bu. Biz bundan sonra Volkan Hocam'la bize ağırlık yapan şeyleri taşımayacağız. Taşımıyoruz. Hayır. Plan yok. Gelecek yok. Geçmişteki yaşananları bugüne projekte etmek yok. Şu an herkes ne hissediyorsa, ne düşünüyorsa sevenler sevdiğini söylesin. Söylüyormuş bak abi birisi. Kürk mantolu madonna mesaj atmaya gitmiş. Mesaj atmaya gidiyormuş. Herkes söylesin. Üzülen bak. Mesela bir izleyicimiz demişti ki ben ne demişti Volkan Hocam? Eski sevgilimden ayrıldığım için çok üzgünüm. Gittim konuşamadım demişti. Bak hala o ağırlığı taşıyor. Belki de Allah korusun o ağırlıkla ölecek. Eyvah. Ama şunu diyememiş ya. Ben seni çok seviyorum diyememiş ya. Duygusunu söyleyememiş. Veya bak yine karşılık seviyordum desin. Ya ben seni çok sevmiştim de. Değil mi? Şu an onu hatırladım. İyi hissettim kendimi de. Ama buradan bir karşılık bekleme. Hani bir daha çıkar mıyız? Ya bir şey de duyma. Sen kendini rahatlat. Söyledim de hadi eve de geliyorum. Beklentisi de oluşmasın yani. Zaten öyle söyleme. Ya ben seni çok o zaman çok sevmiştim. Çok da güzel bir ilişkimiz oldu. De at gönder. Bravo Doğan abi. Yuvarla gelsin. Bunu kimin için yapıyorsun? Tekrar söylüyorum. Kendin için yapıyorsun. Evet sevgili Volkan Hocam. İzleyici gaza geldi. Mesajlaşmalar başladı. Hemen kapatalım. Mesajlaşmalar yağacak birazdan. Aynen mesajlaşmalar. Bak yine şey beğenen de beğendiğini söylesin. Evet söylesin. Al bir daha şey. Açılmadıysan değil mi? Söyle ilk kez. Ya şu kelime benim en sevdiğim kelimelerden bir tanesidir. Ben seni çok beğeniyorum. Ne kadar basit, sade, anlaşılır. Evet. İçinde herhangi bir şey yok. Bir beklenti yok. Kesinlikle. Ben seni çok beğeniyorum. Hani sen de beni beğeniyor musun diye sormuyorum bu arada. Yani beğeniyorsan beğenmiyorsan. Çünkü ben bunu yine kendim için söylüyorum abi. Evet. Güzel. Bu arada Hasan'cığımın bir yorumu vardı. Hasan'cığım şu an Pakistan'da. Kendisi yayından ayrılmadıysa veya daha sonra izlerse bizi ona bir selam gönderirim. Çok özlemiş bizi izlemeyi. Ayrıca bu reddedilme korkusuyla ilgili şunu eklemiş. Okumuştum en sona sakladım. Ben reddedildim kadınla evliyim şu anda demiş. Reddedilmiş. Hayır denmiş. O kadınla evliymiş şu anda. Bunu da bir belirtmiş kendisi. Cesur adam. Her şeyi açık açık söylüyor. Bravo. Kırılanlar da kırıldığını söylesin. Bak bu özellikle arkadaşlık ilişkilerinde, evliliklerde her şeyin birikmeden önce tamir edilmesi gerekiyor diyoruz ya. O birikimler olmadan yapmak lazım. Olduktan sonra tamir olmadığını birçok kez gördük. Kırıldığında yine hiçbir şey beklemeden ya ben senin şu hareketine bozuldum, kırıldım. Bu hareketine ben üzüldüm gibi şeyleri çok ciddi bir şekilde söylemek lazım. Yine kendimiz için yapmak lazım. Çünkü bu kırılmalar nerede doluyor? Yine senin içinde doluyor. Niye böyle içini bunlarla doldurasın ki? Kırıldığını söyle. Kesinlikle. Ben bunu senden sonra böyle biraz daha pratik etmeye başladım. Bir de bu destekten sonra gerçekten duyguyu söylemekte, hissettiğin duyguyu karşı tarafa söylemekte hiçbir sakınca yok. Ve hiçbir beklenti olmadan sadece duygunu söylüyorsun. Bunun evet. Neresi kötü olabilir ki? Yani şu mu iyi? Birisine kırılıyorsun, işte ona hiçbir şey söylemiyorsun. O senin ona karşı o anda hissettiğin duygunun farkında değil. Aynı şeyleri tekrar yapıyor olabilir sana karşı. Olabilir. Sen bu duyguyla üzerinde ağırlığınla yaşıyor ve gidip bir başkasıyla onun dedikodusunu yapıp daha da gaza geliyor da olabilir. Evet. Ya şimdi Doğan bana geçen gün böyle dedi. Ben bunu hak etmiyordum. Ben bununla kırıldım. Ya ben Doğan onu söylemeye devam edecek belki sana. Edecek. Adam farkında bile değil yani senin kırıldığın. Ama sen ona gidip ben senin şunu söylediğinden dolayı kırıldım. Kendimi üzgün hissettim dediğinde ne yaşanabilir karşı tarafta? Ne olabilir en kötü yani? Birincisi ondaki farkındalığı oluşturacaksın yani. Bununla ilgili sana kötü bir şey hissettirdiğinin farkına varacak. Ha buna hassasiyet gösterir göstermez. Artık o kadarı yine varsayıma girer. Ama duyguyu ifade etmek, beklentisiz bir şekilde karşıya söylemek harika rahatlatıyor insanı. Bol bol deneyin yani. Güzel söyledin Volkan Hocam. Örneklerini düşünelim. Herhangi bir duygunu birine söylediğinde, mesela bana söyledin, ben üzgünüm dedin. Ondan sonra bir şey oldu geçenlerde. Dedin ki ben senin şu yaptığın hareket bende şöyle bir his uyandırdı dedin. Ben de bunu hayatım birçok alanında kullandım. Yeri geldi arkadaşlarıma senin sohbetini beğenmediğim noktalar var. Birçok duygumu söyledim. Daha bir kere Volkan Hocam bununla ilgili negatif bir şey duymadım.
Aksine daha iyiye gitti ilişkiler. Daha iyiye gitti. Hepsi daha iyiye gitti. Ama yine de şu nokta. Zaten biz bunu kendimiz için söylüyoruz. Ama Tabii. yine gelen cevaplara bakalım. Gelen cevapların hepsi de bununla ilgili olumlu olur. Ya senin bir duygunu hangi insan bir şey diyebilir ki? He, diyen insanla da zaten ne noktadasın? Neden birliktesin? Arkadaşlık Orayı da bir etmek görüşmeme durumundasın aynen zaten. orayı da bir tekrar değerlendirmek lazım. Şimdi yine Betülcüm'ün güzel bir katkısı var. Hayatınızdan çıkardığınız kişiyle konuşmazsınız. Uzun süre sizin yaşadığı gibi yaşıyor. Yani sizden sonra da hayat normal devam ediyor gibi olur diyor. Hop ondan sonra benim için pişmanlık 2 yılım gitti gibi düşünürüm diyor. Şimdi bununla ilgili üzülüyorsan ve söyleyemiyorsan veya öyle olduğunu düşünüyorsan yine orada bilişe bakabilirsin. Belki de sen bu olaylara, bu nötr olaylara bu yorumları yüklüyor olabilirsin. Mesela benle ilgili de hep bunu söylerler. Abi sen zaten hayatına devam edersin. Ben mesela iyi bir hayatım var. Yine hareketli bir hayatım var benim. Ama bu benim üzülmediğimi göstermez. Bu nötr olaylara senin kattığın yorum. Yani benim bir mekanda oturup Volkan'la gülüşmem nötr bir olay ama sen buna şu yorumu katıyorsun. Bilişsel olarak bak benden sonra da eğleniyor. Evet. Bu da bilişe güzel bir örnek oldu. Çok güzel bir örnek oldu. Evet Volkan hocam güzel bir rahatladım. Bana da bir rahatlama geldi bu yayınla Rahatlama beraber. geldi. Farkındayım. Evet güzel bir rahatlama geldi. İzleyicimiz yayından çok memnun. Keşke bitmese diyor. Ama her yayının olduğu gibi bu yayının da bir süresi Her vardı. güzel şeyin bir sonu var. Sonu var. Bu da yayının da sonuna geldik. Geldik Bugün abi. çok güzel şeyler anlattık. İçimize sinen Çok şeyler güzel oldu. anlattık. Evet. Vallahi birbirimizi terapi ettik gibi bir şey oldu yani. Ettik ya. Sen iyileştin, ben iyileştim. İzleyicimiz iyileşti. İyileşti. Tam bizim sevdiğimiz ilişki modeli bu. Win-win ilişkisi, Win-win. kazan-kazan ilişkisini hep beraber sağladık. Ama ben felsefik olarak body felsefesinin bu yönünde artık konuşulabiliyor olması ve somutlaşmış olmasından çok memnunum. Yani body felsefesinin bir sürü özelliği var. Bir tanesi daha eklendi buna. Keşke siz yaşam. Keşkesiz yaşam. Harika. Peki Volkan hocam, o zaman içimize sindi yayınımız. Kapatalım mı? Ne dersin? Var mı söylemek istediğin bir Kapatalım şey? abi. Çok Kapatalım. güzel yerinde zaten artık. Bundan sonra söyleyecek kelimeler kifayetsiz kalacak şu Kalır. an abi. Ağzına sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim Çok herkese. güzel sohbet oldu. Sevgili izleyicilerimiz, bu bölümle beraber hoşça kalın, esen kalın derken şunu da hatırlatıyoruz. Sevenler, üzülenler, kırılanlar, beğenenler, herhangi bir şeye bozulanlar bu yayından sonra Git hemen konuş. bunu mesaj olarak atıyor, konuşuyor. Ben mesajcı olduğum için bak mesaj dedim. İsteyen konuşabilir. Herhangi bir karşılık beklemeden hafiflemek için buna başlıyoruz. 50. bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Esen kalın. Hoşça kalın.